babaannem iyi değil mi? İlacını da verdin. Çok sağ olsun abla ya. Hadi görüşürüz sonra. Sağ ol. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Çok şükür babaannem iyi. Bakar mısınız? Bir balık ekmek, bir de şalgam suyu rica edeyim. Arzu Hanım, kız balıkçıda. Peşinden ayrılma. Eve gidecek olursa mutlaka bana haber ver. Tamam Arzu Hanım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Anneme benzeyip benzemediğimi. Bazen gözlerimi kapatıyorum. Yaşlılığımı hayal ediyorum. İşte diyorum. Annem bu. Ama sen gördün anneni. Benziyor muydunuz? Bilmem. Yani yüz yüzeydik ama tek hatırladığım annemin gözlerindeki soğukluk. Hep hayal ederdim biliyor musun? Kalabalıkta bir yerde annemle karşılaşsam hissederim diye. Ama öyle olmuyormuş. Karşımdaki sanki bir yabancıydı. Annem değil. Aman işte benimki de soru. Keşke onun yerine Ali'yi bulsaydık. O kadar da baktım kayıtlara ama hiçbir şey bulamadım. Ne? Kayıtlara mı baktın? Gezici Müdür Hanım odasına girdim ama yoktu bir şey. Besteciğim ya yakalansaydın? Yakalandım zaten. İlk başta çok kızdı ama sonra senin için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Besteciğim lütfen bir daha böyle bir şey yapma olur mu? Hiçbir şey bulamadım zaten. Kayıtları mutlaka olmalı ama öyle değil mi? Ya da gizli tuttukları için bulamadım. Bence Ali'yi bulmamız imkansız. Yani isteseydi o beni bulabilirdi. Tıpkı annem gibi. Belki o da istemiyordur beni. Geldim. Geldim. Seni ya cennet görseydi? Onun balıkçıda olduğunu biliyorum. Konuşacaklarım var sizinle. Ben de bir balık ekmek alabilir miyim? Selim Bey? Akşam yemeğini beraber yiyelim dedim. Hoş geldin Selim abi. Ben şimdi size çok güzel bir sofra hazırlarım. Siz şöyle geçin. Geçmiş olsun Mukaddes Hanım. Kadın senin yüzünden hastalandı be. Bir de utanmadan geçmiş karşısına geçmiş olsun mu diyorsun? Böyle olmasını ben de istemezdim. O düştü benim peşime. Ne yaptıysa cennet için yaptı. Senin evladın için. Yeter artık yeter. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşacak değilim. Cennet annesini görmek istiyordu. Ben de ona bir anne verdim. Kimdi hakikaten o kadın? Nasıl çıkarırsın başka bir kadını annen diye karşısına? Kim olduğunun bir önemi yok. Bakın. Artık Cennet'in benim peşimi bırakıp kendi hayatına, kendi geleceğine bakması lazım. İnanın böylesi hepimiz için çok daha iyi. Ah, daha iyi öyle mi? Cennet o kadını gördükten sonra ne hale düştü biliyor musun sen? Paramparça oldu kalbi. Azıcık cesaretin olsaydı da sen geçip karşısına anlatsaydın her şeyi. Ama korktun değil mi? Sevgili kocan, sevgili kızın öğrenir diye korktun. Kendi düzenin bozulması diye korktun değil mi Cavidan? Cennet artık benim karşıma çıkmayacak. O kızın ailemin düzenini bozmasına asla izin vermeyeceğimi anladınız artık sanırım. O kız dediğin senin çocuğun. Sen doğurdun onu. Benim çocuğum değil o. Onun annesi öldü. Anladınız mı?
O doğarken öldü Cavidan. Bunu böyle bilin artık. Buradaki para, o kız kendine yeni bir iş bulana kadar sizi idare eder. Siz de artık hayatıma karışmayın. Koy çantana. Senin tek kuruşunu istemiyoruz biz. Peki. Yalnız broş hala cennette. Benim o broşu almam lazım. Broşun nerede bilmiyorum. Hiç de umurumda değil. Çık git bu evden. Mukaddes abla ağlama. Ne olur üzülme. Er geç hak yerini bulacaktır. Üzülme. Nasılsın? Aa, iyi misin? İyi miyim, kötü müyüm bilmiyorum. İçimde anlam veremediğim kocaman bir boşluk var. Yıllarca annemin hayaliyle doldurduğum bir boşluk. Annem için bulduğum bir sürü bahane. Ama ben yanılmışım. Annemin hiçbir bahanesi yokmuş. Kadın sadece beni istememiş. İçimdeki bu boşluğu nasıl dolduracağım bilmiyorum. Ben biliyorum. İleride bir gün anne olduğunda, çocuğun olduğu zaman o çocuk senin içindeki bütün boşluğu dolduracak. Belki de. Ayrıca böyle hisseden sadece sen değilsin. Ben de bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Sanki yaşadığım yere ait değilmişim gibi hissediyorum. Ben eminim aileniz sizi çok seviyordur Selim Bey. Seviyorlar. Seviyorlar, ondan hiç şüphem yok. Ama bazen ben aileme bile yabancılaşıyorum. Sanki başka bir hayatım varmış da bu hayatı zorla yaşamak zorunda kalmışım gibi. Daha önce bahsetmiştiniz bundan. Ama senin yanında öyle değil. Senin yanında çok mutluyum. Özgür hissediyorum. Kendim gibi oluyorum. Bu arada broş hala bende. Ben size versem babanız anneme verebilir mi? Neden kaçıyorsun? Çık annenin karşısına. Hem broşu kendin ver. Hem de kafandaki soruları sor. Dök içini, rahatla. Yapamam Selim Bey. Senin daha fazla canını yakamaz. En azından sen kafandaki sorulara cevap bulmuş olursun. Ben babamla konuşacağım. Bir yüz yüze görüşme daha ayarlayacağım size. Sanırım takip ediyoruz. Emin misin? Aynı araç daha önce dikkatimi çekmişti. Emin olmadan size söylemek istemedim. Ama şimdi eminim. Şu ileriden sağa dön. Sonra da dediklerimi yap. Emredersiniz.